Bunu e, konuşacağım. Kelimeyi tevdit bayrağıyla Suudi Arabistan Dünya Güzellik Yarışması'na yani şeriatın o merkezi olan e, ülkede e, çok ilginç bir şey yaptı. E, açılım yaptı diyeceğim önce. Bu evet. açılımın ardından da bir açıklama daha yaptı. Dedi ki Suudi Arabistan'da kadınların nasıl giyineceğine kadınlar karar verir dedi. Ardından bir paylaşım daha oldu. E, Neler olduğunu onunla ilgili olarak soracağım. Neler oluyor? Erkan. Evet. Suudi Arabistan'da hangi değişiklikler oluyor? Suudi Arabistan önümüzdeki 100 yılda neye hazırlanıyor diye soracağım hemen. Şimdi Şimdi e, tabii, Suudi değil. Arabistan'daki Prince Salman'ın tanıtımını vereceğim ekrana. Hemen şunu şey yapayım. Introducing the world's first city built for play. home to a stadium that takes everything you know about entertainment and changes it. An epic space that can switch from pitch to stage to everything in between. Turning live Sessize alacağım çünkü eee şey gelebilir, telif gelebilir diye. Telif gelebilir aynen öyle. Şimdi ben size anlatacağım sessizde. Bu bir stadyum. ve Muhammed Bin Selman tarafından tasarlanıyor. Şimdi ben size bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın ben e, şu kitap şöyle göstereyim. 2019 yılında yazıldı. 2019. Ocak ayı. Yani 2019'un hemen başında. Ve şöyle de göstereyim hatta bakın burada e, baskı 5. baskı Birinci baskı zaten evet 2019 Ocak. Beşinci baskı da Ocak 2021 tamam. Şimdi bakın. Kitabın 272. sayfası Ali Bey. Şöyle bunu yakın alalım. Ee, daha iyi gözüksün diye. 272. Şu özellikle sayfası. şu görüntüyü şurada durduracağım. Bir şey göstereceğim bir saniye aynı zamanda. Tamam göstereyim ben de anlatayım. Sen İlim, devam et kitabın 272. sahne inanmıyorlarsa görsünler diye ben onu o yüzden e, göstermiştim. E, Suudi Arabistan ve Deccaliyet demiştim ve burada şöyle bir cümle kurdum. 2019 yılında kurdum bu cümleyi. Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Vision adlı bir dönüşüm programı var. Burada belirtilen amaç özetle şöyle. Ülkeyi 2030 yılına kadar küresel sisteme entegre ederek İslam dünyasının örnek alacağı bir lokomotif yapmak. Sudiler vizyonlarını Vision işte 2030 govsan sitesinde detaylı bir biçimde ele almışlar. Programa bakınca hayal edilen dönüşümün Dubai standartlarına yakın olduğunu görebiliyoruz. Çok açıktır ki Suudi Arabistan kılık kıyafet konusundaki tutumundan kadınlara olan tasup dolu ve baskıcı bakış açısına kadar eğlence sektörüne olan mesafesinden de vazgeçecektir. Ne zaman yazmışım? 2019 yılında. Yani bunu araştıran, inceleyen böyle olacağını biliyor. Ben, ben şaşırmadım yani. Ama bana komplo teorisini diyorlar yani. 2019 yılında kadınların kılık kıyafetine olan tutumu değişecek Suudi Arabistan'ın diye söylemişim. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Bir cümle vardı. Muhammed bin Selman'ın kullandığının söylediği, işte iddia edilen, kullandığı söylenen şuydu. Demişti ki ne demişti Muhammed bin Selman? Artık radikal fikirlerle 30 yılını kaybetmeyecek bizim insanlarımız demişti. Ha bu da aslında Muhammed bin Selman'ın eski bir sözüdür ki 2019 yılındaki kitabımda var eski bir sözü olduğuna dair. Hatta onu da bulmaya çalışıyorum. Nerede? Hemen söylüyorum. 278. sayfada 2019 yılında yazdığım. Burada diyor ki Veliaht Prens'e göre Suudi Arabistan gençleri hayatlarının 30 yılını radikal fikirlerle uğraşarak kaybetmemeliymişler. Artık amaçları hoşgörülü dini, gelenek ve görenekleri yansıtan normal bir hayat yaşamakmış diye de yazmışım 2019 yılında. Şimdi Suudi Arabistan örnek rol model olacak 2030 ajandası için ve e, o yüzden de İslam'ın dönüştürülmesi için önce Suudi Arabistan'ın dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü bu kitapta şöyle yazdım. Bu kadar şeriat ülkesi olarak bilinen ve radikal bir ülke olarak bilinen Suudi Arabistan dönüşürse tüm İslam dünyası dönüşür. Ve Suudi Arabistan bu derece küresel bir yapıya kavuşursa Tüm İslam dünyası küresel yapıya kavuşur ve derler ki: "Aa bakın, Suudi Arabistan bile doğru yolu buldu. Suudi Arabistan bile küreselleşiyor. Suudi Arabistan bile neon projeleriyle veya işte teknolojik atılımlarla, yapay zeka devrimleriyle bir de bakıyoruz ki tek dünya devletine doğru gidiyor." O halde artık bu tür İslam adına bazı şeyleri savunmaktan vazgeçelim biz de tamamen küreselcilerin istediği her şeyi olduğu gibi uygulayalım. Şimdi bunun böyle olacağını 2019'da yazdım ben. Yazdım. O yüzden şimdi ben elbette ki şuna karşıyım. Yani burada şunu yazmışım. Suudi Arabistan'ın kadınlarla, kadınların kılık kıyafetiyle ilgili bir baskı yaptığı, kadınlarla ilgili bir probleminin olduğu ve hatta bakın kadınlar olan tasup dolu ve baskıcı bakış açısından vazgeçecek demişim. Yani bu ne demek? Bazı ahmaklar beni anlamıyor. Bu şu demek ben de bunu elbette ki baskıcı ve tasup dolu bir bakış açısı olarak görüyorum. Yani zorla kapatma vesaire. 2019'da yazmışım ben bunu. Ama diyorum Suudi Arabistan bundan vazgeçerken öyle efendim layık modern falan filan oldu e, tamamen gerçeği gördü diye vazgeçmeyecek küreselcilerin emeli için İslamı dönüştürmek adına ve tamamen küresel sisteme adapte etmek adına vazgeçecek demişim basiret dediğimiz şey bu ve ben bunu yazmışım ve şimdi oluyor yani o yüzden şaşırtıcı değil benim açımdan yani Ali Bey benim söyleyeceklerim bu kadar şimdi şimdi e, tekrar göstereceğim bu avatar filminden bir kare e, Erkan Türkten lütfen evet. buraya iyi bak. Hatırla, seyrettim büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Seyrettim, bir yaşam ağacı vardı. Hayat evet, kaynağı evet. bu da okyanusların dibi yani denizin dibi Avatar filminde. Şimdi ne demek istediğimi biraz daha tahmin ediyorum izleyicilerimiz daha farklı bir şekilde anlayacaklar. Şimdi vereceğim vermeye çalışacağım tabi. tekrar bulursam inşallah bulurum. Aa, hadi bakalım. Gel bakalım. Evet. Bazen böyle da... oluyor. Evet, Ucuz'a seyrettim. <laughs> Nevşehir'de Nevşehir'de belediyenin e, etkinliğinde seyretmiştim. Şimdi göstereceğim. Demin film karesini gösterirken izleyicilerimiz mutlaka gördüler. Ama ben e, tekrar o kareye gelmeye çalışacağım. E, arkadaşlar bir saniye lütfen. İnşallah silmedim. Silmişsem üzülürüm. Yani şeyde özellikle e, Suudi Arabistan'ın o tanıttığı şeyde sevgili e, izleyiciler e, çünkü e, niye bulamıyorum onu merak ediyorum. Sildim mi acaba diye merak ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim siz Erkan bulduğunuzda. Bu kadar mı geçerim. rastlantı olur diye merak evet. ettim Erkan. Yani tanıtım evet, ben de şu, tamam bulursanız geçersiniz. Ha, tamam buldum buldum, buldum tamam buldum buldum buldum, buldum buldum. Buldum ama şimdi o bulduğum bölümü getirmek önemli. Evet, evet, Getiriyorum. Şunu buraya iyi baksınlar sevgili izleyiciler. Şunu kaldırayım avatar olayını. Ee, avatar olayını kaldırayım. Böyle teknik olaylarda sevgili arkadaşlar eskiden ekonomik koşullardan dolayı arkadaşlarımızı işten çıkarmak <laughs> önce onu ifade <laughs> kusura bakma kimse. Yani işte oluyor böyle. Bir Evet. evet. Son dakika. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu kadar mı olur ya? Şanssızlığıma bakar mısın? Erkan'cığım. Resmen. Evet. Nasıl göstereceğim onu da bilemiyorum. ha buldum. Tamam. Erkan, iyi bak. Hı. Lütfen. Bu Süderbistan'ın tanıtım filminden. Bu da Hı. Avatar filminden. Aynısı. Bilmiyorum artık. Yani ben izleyicilerimize bırakacağım sadece. Yani geleceğin dünyası ile ilgili nasıl bir tasarım yapılıyor. Ya da nasıl bir şey yapılıyor. Hazırlık yapılıyor. Tam burada.